Merhaba arkadaşlar. Eskişehir Birey Eğitim Kurumları Matematik Zümresi tarafından hazırlanmış ders anlatım videolarına hoş geldiniz. Ben Selin Gencan. İşçi problemlerini anlatacağım bugün size. İşçi problemlerinin çözümünde birim zamanda yapılan iş miktarı bulunarak çözüm yapılır. Mehmet bir işin tamamını 2 saatte yaparsa birim zamanda işin 1 bölü 2'sini yapmış olur. Yani Mehmet 5 günlük bir işi var. Mehmet'in 5 günlük bir iş yapıyor oldu. Ben burada bir günde dediğimde 1 bölü 5'ini yapmış olacak. 2 gün dediğimde 2 bölü 5'ini yapmış olur. 3 gün dediğimde 3 bölü 5'ini bitirmiş olacak ve 5 günde 5 bölü 5'ten işin tamamını bitirmiş olur diyeceğiz. Bu şekilde düşünürsek Osman'da da aynı durum söz konusu değil mi? Mehmet ile Osman birlikte birim zamanda işin 1 bölü x artı 1 bölü y'sini yapar diyor. Bunu da şöyle düşünürsek bu sadece 1 saatlik işi. 1 bölü x artı 1 bölü y'si bir günde yaptıkları iştir. Peki 2 günde yapsınlar deseydi 1 bölü x artı 1 bölü y'si çarpı 2 olarak verecektik. Bunu genellemek istediğimizde Mehmet ile Osman birlikte işin tamamını T saatte yaparlarsa 1 bölü x artı 1 bölü y parantez çarpı T eşittir 1 şeklinde gösterebiliriz. Örnekten devam edersek. Mine bir işi 40 günde yapıyorsa işin 40 günde yapıyorsa işin 2 bölü 5'ini kaç günde yapar diye sormuş. Hemen sadeleştirdim 8. 8 çarpı 2'den 16 günde işin tamamını yapar diyeceğim. Devam ediyorum. Özer bir işin 5 bölü 7'sini 25 günde yapıyorsa işin tamamını demiş. Bu kez işimin tamamı x olarak verelim. Şimdi 5x bölü 7 eşittir 25 olduğundan 5x eşittir 25 çarpı 7 sadeleştirdiğimde 5 x'im 35 olarak gelir. Özer o zaman 35 günde işin tamamını bitirmiş olacak mı? Olacak. Üçüncü örneğimizde Esra bir işin tamamını 6 günde, Nuri ise 12 günde bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işin tamamını kaç günde bitirir diye sormuş. Esra 1 bölü 6 idi. Nuri de 1 bölü 12 idi. Artı 1 bölü 12 olarak aldım. Klasik formülümüz. T dersem ikisi birlikte bitirecek. Kaç günde bitirdiğini bulacağım. Faydalarını eşitlersem 2. 2 artı 1 bölü 12 çarpı t ise 1 ise. 3t eşittir 12'den t'si 4 olarak bulurum. Peki farklı nasıl düşünebiliriz? Esra 6. Nuri 12 gün demiştik. Şimdi 12K'lık bir işimiz olsun bizim. 12K'lık işi Esra 2K hızla 12 6 günde bitirecek mi? Bitirecek. Nuri K'lı kızla 12 günde bitirecek mi? Bitirecek. Ben buna bakarsam şimdi 3K ikisinin toplamı 3K'lık işi çarpı T 12 günde bitirmeleri için T'si buradan yine 4 gün şeklinde gelmez mi? Gelir. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Örnek 4. Ayşe bir işi 5 günde, Fatma ise aynı işi 15 günde yapıyor. Ayşe, Fatma olarak yazayım ben yine. Biri 5 günde yapıyormuş, biri 15 günde. Ben şunu şöyle düşünürsem, 15K yine buna 3K'lık iş yaptı, buna K'lık iş yaptı olarak verirsek. Bir de şunu unutmayın, ikisi birlikte işin 4 bölü 5'ini kaç günde bitirir diye soruyor. Biz işin tamamına ne demiştik? 15K. Bunun 4 bölü 5'i sadeleştirdiğimde 12K gelmez mi? Gelir. İkisini topladım. 3K artı K çarpı T eşittir. 12K'yı vermesini istemiyor mu? Ben burası 4K dersem sadeleştirdiğimde T'si 3 olacak şekilde gelir. Diğer yoldan yapmak istersek 1 bölü 5 artı 1 bölü 15. Yine T süre 4 bölü 5'e.
Bunun faydasını 3'ü, bunun faydasını 3 ile genişlettim. 3 artı 1 bölü 15 çarpı t, 4 3 daha 12, onu da çarparak yazayım. 12 bölü 15 şeklinde gelecek. Bunları sadeleştirsem de 3 1 daha 4, 4 ile de 12'yi sadeleştirirsem t'si buradan yine 3 gün olarak gelir. İki yoldan hangisi sizin tercihiniz olursa ona göre yapabilirsiniz. Funda bir işi tek başına 12 saatte, Meriç aynı işi tek başına 24 saatte bitirebilmektedir. Buna göre Funda 3 saat, Meriç 2 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter diye sormuş. Funda bir işi 12 dedi. Meriç aynı işi 24 dedi. Ben işin tamamını 24K dersem, bu 2K'lık iş yapmış, bu K'lık iş yapmış günde. Funda kaç gün çalıştı? Kaç saat çalıştı? 3. 2K çarpı 3 artı 2 çarpı K olarak da bu çalıştı. Ben biraz önce gün dedim ama pardon, o saat olacak. Ben bunların ikisini topladığımda 6, 2 daha 8. 8K'lık iş yapmış olacaklar mı bunlar? Olacaklar. Toplamda ne kadardı? 24K'lıktı. O zaman ben 24 8K bölü 24K olarak alırsam, sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 işin 1 bölü 3'lük kısmını yapmışlar diyebilir miyim? Diyebiliriz. İlke bir işin 2 bölü 5'ini 4 günde, Simge aynı işin 1 bölü 4'ünü 3 günde bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işin 11 bölü 15'ini kaç günde bitirirler diye sormuş. X olarak işi ifade edersem 2 bölü 5'i 4 günde diyeyim ben. Bu ilke X'ini o zaman 10 günde bitirmez mi? Simge X çarpı 1 bölü 4'ünü 3 günse X'imi 12 günde bitirirmiş. Yani Simge de işin tamamını 12 günde bitiriyormuş. İkisi birlikte bu işin dediğin için 1 bölü 10 artı 1 bölü 12 çarpı T eşittir 11 bölü 15 şeklinde alabilir miyiz? Alabiliriz. Buradan faydalarını genişletmek istersem 60 ile genişletirim. Burasını 6 ile, burasını 5 ile, burasını da 4 ile genişlettim. 6 artı 5 bölü 60 çarpı t eşittir 44 bölü 60 olarak geldi. Sadeleştirirsem 11t eşittir 44'ten t'si yine 4 gün olarak geldi. 4 günde işin 11 bölü 15'ini bitiriyorlarmış. Bedri bir işi tek başına 12 günde, Rahmet tek başına 9 günde, Eyüp ise tek başına 2 günde bitirebilmektedir. Üçü birlikte 4 gün çalıştıklarında işin tamamı bittiği için X kaç günde yapar? Yani Eyüp işin tamamını kaç günde yapar diye sormuş. 1 bölü 12 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü X olarak aldık. 4 günde bitirdikleri için 1 bölü 4 olarak yazdık. Bunların hepsi 36'da genişletirsem 3, 4, 9. 3 artı 4 artı 1 şu 36, bunun paydasını genişletmedim. 9 bölü 36 olarak geldi. 3 ile 4'ün toplamı 7. 1 bölü x eşittir 2 bölü 36'dan. Sadeleştirdim. 18. X 18. Eyüp 18 günde işi tamamlarmış. Ali bir işi 12 günde, Veli ise aynı işi 18 günde bitirebilmektedir. Ali işe başladıktan kaç gün sonra Veli işe başlarsa işin tamamı 8 günde biter diye söylemiş. Şimdi Ali işe başladıktan sonra Veli gelecek. Ali o zaman 8 gün çalışmış olmaz mı? 12, 8 bölü 12 olarak yazdım. Artı Veli'nin kaç gün çalıştığını bilmiyorum. Sadece Ali işe başladıktan sonra 8 eksi x gün sonra geldiği için x olarak belirttim. 18 eşittir 1 olarak yazdık. Bunun paydasını genişletirsem 3 ile, bununki 2 ile.
Bunu da 36 ile genişlettim dersek 24 artı 16 eksi 2x 36. Faydalar artık gitti. 40 eksi 2x 36. 4 eşittir 2x'den x'iniz 2 olarak gelir. Yani Ali işe başladıktan 2 gün sonra Veli işe gelmiş ve 6 gün çalışmış. Demet ile Buket. Bir işe birlikte 20 gün de yapabilmekte. Birlikte 2 gün çalıştıktan sonra Funda'yı da aralarına alarak 10 gün daha çalışıyorlar. Şimdi Demet artı Buket. İşin tamamını 20 günde yaptıklarına göre 1 bölü 20 olarak alabilir miyim? Sonra 1 bölü D artı 1 bölü B. İkisi çalışıyorlardı. 2 gün bir çalıştılar. 10 gün daha çalışacaklar mı? Çalışacaklar. Toplam 12 gün. Artı Fulya işe 10 günlük çalıştı girdikten sonra. 1 bölü F çarpı 10 olarak belirttim. İşin tamam bitti mi? Bitti. Ben şurasının 1 bölü 20 olduğunu biliyorum. 12 bölü 20 artı 10 bölü F eşittir. 1 olarak geldi mi? Karşıya gönderirsem. 20'den. Burası 10 F eşittir. 8 bölü 20. Şimdi F'yi sormuştu bana zaten. 200 bölü 8'den. Sadeleştirdiğimizde 25 günde bitirebilir deriz. Selim bir işi Serap'tan 2 gün daha kısa sürede bitirebilmekteymiş. Selin X Serap X artı 2. Selin 3 gün, Serap 2 gün çalışırsa işin 1 bölü 4'ü bittiğine göre. Ben burasına 3 bölü x artı 2 bölü x artı 2 eşittir 3 bölü 4 olarak geldi mi? Ben bunların paydasını genişletirsem. X artı 2 ile x ile. Şimdi 3x artı 6 artı 2x bölü x çarpı x artı 2 olarak geldi. 3 bölü 4'ümü yazdım. Düzenlersem 5x artı 6 bölü x kare artı 2x eşittir 3 bölü 4 olarak gelir mi? İçler dışlar çarpım yaparsak 20x artı 24 eşittir 3x kare artı 6x. Hepsini bir tarafa gönderdim. 3x kare eksi 14x eksi 24 eşittir 0'dan 3x x. 8 8 demeyelim, 6 ile 4 diyelim. Ortadaki ifadeyi vermesi gerekiyordu. 6'ya 4. Çarpırazlama çarptığımda eksi 14'ü vermesi için buna eksi, buna artı olarak verdim. 3x artı 4 çarpı x eksi 6'sı 0 olduğundan burasının sıfırlarım, burasını sıfırlarsam negatif geldi, olmaz. X eşittir 6. Selin 6 günde bitirir, Serap ise 8 günde bitirir diyebiliriz. Bize Selin'i sorduğu için 6 diyeceğiz. 11. örneğimiz. Burcu bir işi 1 bölü 7'sini 5 günde. Burcu x bölü 7'sini 5 günde. Tamamını 35 günde yapar mı? Yapar. Banu aynı işin 1 bölü 3'ünü aynı iş dediği için x bölü 3'ünü 7 günde ise tamamını 21 günde yapmaktaymış. İkisi birlikte 5 gün çalıştıktan sonra Burcu işten ayrılıyor. Şöyle düşünürsem Burcu sadece 5 gün çalışmış. 5 bölü 35 artı. Banu işe devam etti. O zaman 5 artı x bölü 21 eşittir. 1 olarak gelecek mi? İşin tamamı bitmiş çünkü. Şunu sadeleştirdim. 7. 1 bölü 7 artı 5 artı x bölü 21 eşittir 1'den. Bunu 3 ile çarparsam 3 artı 5 artı x eşittir 21 olarak geldi. X'in buradan 13 gelir ve kalan işi Banu 13 günde. Tamamını deseydi 5 ekleyecektik, 18 günde diyecektik. Ama buna gerek yok. Bir işi
Gülşah ile Tolga 10 günde. Gülşah, Tolga. 10 günde bitirmişler. Gülşah ile Nilgün 15 günde. Tolga ile Nilgün de 18 günde. Bitirmişler. Üç birlikte bu işi kaç günde bitirirler diye sormuş. Ben bunları toplarsam. 2 bölü G artı 2 bölü T artı 2 bölü N eşittir. 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 artı 1 bölü 18 olarak geldi. Bunların paydasını 9, 6 ve 5 ile genişlettiğimde hepsi 90'da eşitleniyor mu? Eşitleniyor. 9 artı 6 artı 5 bölü 90. Burası 20 bölü 90 olarak geldi. Ben buradasın iki parantezin alırsam 1 bölü G artı 1 bölü T artı 1 bölü N'yi istiyordu zaten benden. Bunu istiyor. Sadeleştirdim. Bununla bunu sadeleştirdim. Sıfırladı bu giderse. 9 günde 3'ü birlikte bitirirler diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi bu kez farklı bir örnek. Berk bir işi 20 günde bitirmektedir diyor. Berk bir işi 20 gün. Berk çalışma hızını 4 kat arttırırsa aynı işi kaç günde bitirir dedim. Ben burada Berk'in çalışma hızına V olarak verdim. Hızını 4 kat arttırırsa V artı 4V olarak arttırdığımda kaç günde bitirir diye sormuş. Burada çalışma hızı arttığı için bitirdiği iş gün sayısı azalmayacak mı? Buna bağlı olarak ters orantı diyebilir miyiz? 20 çarpı V eşittir. 5V çarpı soru işareti dedim. Sadeleştirdiğimizde 4 günde Berk işi bitirir diyebiliriz. Bir işin tamamını 16 günde bitirebilen bir işçi. İşin 1 bölü 4'ünü yaptıktan sonra çalışma hızını 1 bölü 5 oranında azaltarak işi bitiriyor. Buna göre bu işi toplam kaç günde bitirir diye sormuş. Şimdi burada nasıl düşünebiliriz? Ben buradan 1 bölü 5'ten dolayı 5V olarak aldım çalışma. Tamamını şimdi 16 günde bitiriyormuş. 16 günde. 1 bölü 4'ünü yaptıktan sonra çalışma hızının 1 bölü 5 oranında azaltarak işini bitirecek diyor. Şimdi 5V'den 1 bölü 5 oranında azaltırsa kaç V olacak? 4V'ye düşmeyecek mi? Şimdi 5V'de 16 günde yapıyorsa 4V'de kaç günde yapar diye sorabilir miyiz? Yine ters orantıdan dolayı. Şimdi 5V çarpı 16 4V çarpı soru işareti. Bunlar sadeleştiğinde 4 20 günde bitirilmiş. Şimdi işin normal hızıyla yaptığında 16 günde bitirdiği için 1 bölü 4'ünü 16 bölü 4'ünü bitirdi. Kaç gün olduğunu bulmak için. Sonra geriye kalan kısmında 4V hızla çalıştığında da 20 günde bitiriyordu. 20'yi de buradan 20 çarpı 3 bölü 4 dersem işin kalanını aldığından dolayı 4 burası artı 15 de burası. 19 günde tamamını bitirir diyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Eşit kapasiteli iki işçi. Bir işi birlikte 9 saatte bitirebilmektedir. İşçilerden biri çalışma hızını %40 azaltır, diğeri %20 artırırsa. İkisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirirler diye sormuş. Şimdi birinci işçi, ikinci işçi. Eşit kapasiteli dediği için 100V olarak aldım. Şimdi biri çalışma hızını %40 azalttığından dolayı. %40'ı 40 azaltacak. Buradan 60V'lik hızı kalacak mı? Kalacak. Diğeri %20 artırırsa
%20'si 20, 20 arttırdığında 120 V olarak gelecek. Şimdi ikisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirirler diye sormuş. Burada ikisi birlikte çalıştığında 200 V'de 9 saatte bitiriyorsa 180 V'de kaç saatte bitirir diye sorabiliriz. Şimdi 200 V çarpı soru işareti 180 V çarpı. Tabi burada şunu atladım arkadaşlar. Doğru orantı değil, ters orantı yapacağız. Neden? Hızım arttıkça süre azalacak. Hızım azaldıkça süre artacak. Ben burasına 200 V çarpı 9 eşittir 180 V çarpı soru işareti derim. Bu şurada 20 V dersek V'ler de sadeleşti. Sadeleştirdiğimde 10. 10 saatte ikisi birlikte işi bitirirlermiş diyebiliriz. Bir işçi bir işin 2 bölü 7'sini 6 günde, buna göre bu işçi ile aynı kapasitede 3 işçi işin kalan kısmını kaç günde bitirirler diye sormuş. 2x bölü 7 ise 6 günde ise x'in 21 günde biter. Tamam 21 günde ise bunu bir işçi 21 günde bitiriyorsa 3 işçi şimdi kişi sayısı arttığı için süre azalacak. 7 günde bitirmezler mi? Bitirdiler. Kalan iş dediği için kalan işte 2 bölü 7'sini 6 günde bitirmiş. Geriye kalan 5 bölü 7'sini 7 günde tamam bitirdiğini düşünürsek sadeleştiririz. 5 günde yaparlar diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda basit faiz. Faize yatırılan dönem boyunca ana paranın değişmemesi şartıyla elde edilen faize basit faiz denir. A ana para, F faiz miktarı, N yıllık faiz yüzdesi, T zaman olmak üzere. Zaman birimi yıl ise bölü 100 diyeceğiz. Zaman birimi ay ise 1200, gün ise 36.000 olarak günlük faiz uygulamış olacak. Buna örneklerden bakarsak. Şimdi 400 TL'nin yıllık %20 faizle 4 ayda getirdiği basit faiz geliri kaç TL'dir diyor. 400 TL 20 faizle 4 yıllığına yıllık dediği için 100'e böldük. Şu TL'yi şuradan sileyim. Kafamız karışmasın. Faiz getirisi ne kadardır diye sorduğu için. Şimdi burada sadeleştirmelerimi yaparsam çarptığımızda 320 TL basit faiz geliri olmuş olur. Güzel para neredeyse tamam. 500 TL'nin yıllık faiz %30 faizle 500 TL %30 faizle 4 ay basit faizle yatırıldı. Şimdi 4 ay dediği için 1200'e bölmeyecek miyiz? Ben burada sadeleştirirsem yine sıfırlar gitti. 3 ile de bunları sadeleştirdim. 10 kaldı. Şimdi 50 TL basit faiz geliri sağlıyor muymuş? Geçelim. 800 TL'nin aylık %3 faizle 4 yılda getirdiği basit faiz geliri kaç TL'dir diye sormuş. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Aylık %3 faizle dedi ama yılda verdi. Şimdi bir ayda %3 faiz veriyorsa 12 ay 1 yıl demekti. 1 yılda ne kadar verecek? %36 olarak verecek mi? Verecek. O zaman 800 TL 36 çarpı 4 bölü 100 şeklinde alabiliriz. Şimdi sadeleştirdim yine. Bunları çarparsak. Çarptınız mı? Eminim çarptınız. Kaç geldi? 1100.
52 TL olarak geldi. Yıllık faiz oranı %8 olan bir bankaya yatırılan 900 TL. Kaç ay sonra 180 TL basit faiz geliri getirir demiş. Buna bakarsak 900 TL 8 ile kaç ay yatırıldığını söylememiş, soruyor. Ben buraya T dedim. Aylık dediği için 1200. Geliri 180 TL'ymiş. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yaparsak. Bunlar gitti. 9 çarpı 8 çarpı T eşittir 12 olarak verirsek. Bununla da bunu sadeleştirdim. 20 kaldı. Buradan sadeleştirirsek 5, buradan da 6 olarak gelir. 30 ay sonra 180 TL gelir getiriyormuş derim. Ali parasını yıllık %20 yerine yıllık %23'ten 2 yıllığına bankaya yatırırsaydı 30 TL daha fazla faiz geliri elde edecekti. Buna göre Ali bankaya kaç TL yatırmıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, buraya baktığımızda ben yatırdığı para miktarını bilmiyorum. X çarpı 20 çarpı 2 bölü 100. Bu sonra X çarpı 23 çarpı 2 bölü 100. Eğer diyor ki 20 yerine 23'ten yatırsaydı 30 TL daha fazla olacakmış. Eşittir artı 30 diyebilir miyim? Bunu dedikten sonra şurada sadeleştirmelerimi kendi arasında yaparsam gitti. 4x bölü 10 artı 30 eşittir. Buradan da şuradan baktık 50 olarak geldi. 23x bölü 50 olarak baktım. Karşıya gönderirsem 30 eşittir 23x eksi, şunu hemen 5 ile genişletin, 20x bölü 50 oldu mu? Şimdi burası 30 eşittir 3x bölü 50. Sadeleştirdim. 500x olarak geldi. Ali'nin bankaya yatırdığı para 500 TL'ymiş deriz. Yıllık %40'dan bankaya yatırılan bir miktar para kaç ay sonra kendisinin 1/3 kadar faiz getirir diye sormuş. X TL'ye yatırdım. Faiz oranı 40. Kaç ay sonra dediği için T bölü 1200. X bölü 3'ü kadar faiz getirisini elde etmek istiyor. X'ler buradan sadeleşir. Bununla da bu buradan sadeleşirse 400 sadeleştirdim T. 10 ay sonra getirirmiş diyebiliriz. Yeni bir soru. Şimdi Taner parasının %60'ını yıllık %30'dan, geriye kalanını yıllık %20'den bir yılını bankaya yatırıyor. Taner'in bir yılın sonunda bankada 2520 TL'si olduğuna göre %20'den bankaya yatırdığı para kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi Taner'in 100x'i olsun. %60'ını 30'dan bir yılına artı %20'sini 40x'ini %20'den bir yılına bankaya yatırmış. Şimdi yılın sonunda bankadan bu kadar TL çektiğine göre demiş. Kendi parasını da üstüne ilave etmiş mi? Ben buraya o zaman 100x ilave etmez miyim? Sadeleştirmelerimi yaptığımda bunlar gitti. Bundan bu gitti. Şimdi ben buradan 100x artı 18x artı 8x eşittir şeklinde geldi. Toplarsak 126x eşittir 252 olduğuna göre, 2520 olduğuna göre x'in buradan 20 gelmez mi?
Şimdi bana %20'den bankaya yatırdığı para miktarı ne kadardır diye soruyor. %20'den yatırdığı para 40x'de. 40 çarpı 20 800 TL yatırmış olur deriz. Tamamını isteseydi 100 ile çarpacaktık. 2000 TL diyecektik. Hakan parasının yarısını yıllık %40 faizle bir yılına A Bankası'na, diğer yarısını yıllık %50 faizle bir yılına B Bankası'na yatırıyor. Hakan'ın bir yılın sonunda A ve B Bankası'ndan toplam 116 TL'si olduğuna göre toplam kaç TL basit faiz geliri elde etmiştir diye sormuş. Şimdi Hakan'ın 2x parası olsun. X'ini 40 çarpı 1 bölü 100'den, diğerini x çarpı 50 çarpı 1 bölü 100. Bu A Bankası, bu B Bankası. Şimdi bankadan toplam 116 TL olduğuna göre. Şimdi 2x de buraya yine ilave mi? İlave. Şimdi ben şunları sadeleştirirsem. Bununla bu gitti. Bununla da bu gitti. 4x bölü 10 artı 5x bölü 10. Burasını da toplarsak faydasını 10 ile genişletip, hatta şunu şöyle düzgün yazayım, 10 ile genişletirsem 20x bölü 10 olarak geldi. Şimdi 116 TL oldu mu? Oldu. Toplarsak bunları 29x bölü 10 eşittir 116'dan sadeleştirdiğimizde 4x buradan 40 olarak geldi. Şimdi ne kadar faiz getirisi var diye sormuş. Ben x'i 40 bulduğuma göre 2x'im 80 TL. Şimdi toplam 116 TL olduğuna göre 80 çıkartırsam 36 TL basit faiz geliri varmış derim. Bir farklı soru daha. Şimdi buraya baktığınızda bir banka dolar olarak yatırılan paraya yıllık %26, TL olarak yatırılan paraya yıllık %40 faiz veriyor. Doların 1.80 TL olduğu dönemde 200 dolara olan bir kişi parasını bir yıl için dolara yatırıyor. Bu kişi bir yıl sonra parasını faiziyle birlikte çektiğinde zararla çıkmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az kaç TL olmalıdır diye sormuş. Dolar olarak yatırılan para %26. Şimdi 200 doları var. 26 çarpı bir yılına yatırdı mı? Ben buradan çıkan dolara bakarsam çarptığınızda 52 dolar olarak geldi mi? Getirisi oldu mu? Toplam geliri o zaman 252 dolar oldu mu? Şimdi bunu 200 doları TL olarak yatırsaydı, 200 dolar 1.80 TL'si çevirmek istersen, şimdi bunlar birbirini götürdü. 360 TL'si var mıymış? 360 TL'sini %40 basit faizle bankaya yatırıyor. 360 çarpı 40 çarpı 1 bölü 100. Bunlar gitti. Bunları çarptığımda 144 TL getirisi var. Şimdi bunların ikisinin toplamı da o zaman para olarak da 504 TL oldu mu? Şimdi zarar etmesi için doları TL'ye çevirmek olduğunda, ben dolara x desem, sadeleştirdiğimde burası x buradan 2, yani 1 dolara 1 dolar 2 TL olması gerekiyormuş diyebilir miyim? En az dediğinden dolayı en az 2 TL olur deriz. Son örneğimiz. Fırat parasının 2 bölü 3'ünü yıllık 30'dan, geri kalanını yıllık %40'dan 6 aylığına faizle veriyor. Eğer tersini yapsaydı, yani parasının 2 bölü 3'ünü yıllık 40'dan, geri kalanı ise yıllık 30'dan 6 aylığına faize verseydi, 5000 TL daha fazla faiz alacaktı. Buna göre Fırat'ın faize verdiği toplam para kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi
Fırat'ın toplam 3x parası olsun. 2x'ine %30'dan diyor. 2x çarpı 30. 6 aylığına. Geriye kalanı da. Geriye kalan x TL'si kaldı. 40 çarpı 6 bölü 1200. Şimdi eğer tersini yapsaydı diyor. 2x'ini 40 çarpı 6 bölü 1200 artı x çarpı 30 bölü 6 olsaydı. Diğerinden 5000 TL daha fazla olduğu için buraya 5000 ekleyebilir miyim? Ekleyebilirim. Buna bakarsak şimdi ben bunu bu taraf bunların ikisinin toplamını diğer tarafa atarsam veya onu önce düzenleyelim. Bununla bunu çarptık gitti. Burada sadece 10 kaldı. 3 dedikten. 3x bölü 10 artı. Bununla bir sıfırım gitti. Sadeleştirdim. Gitti. Buradan da 2x bölü 10 olarak kaldı mı? Artı 5000. Eşittir. Yine buradan gönderdim. 4x bölü 10 artı. Buradan sadeleştirirsem. Buradan da gittiğinde 3x bölü 20 olarak kalacak. Yanlış olmasın. Aynen. Şimdi burası toplam 5x. 5000 eşittir. 5x karşıya attığımda 4x eksi 5x bölü 10 artı 3x bölü 20 idi. Şimdi şöyle yazarsam, şunu da 2 ile çarparsam hemen. Eksi 2x, x bölü 20 eşittir. 5000 olarak geldi mi? Bin olarak geldi. Şimdi x'im 100 binse toplam yatırdığı para dediği için 3 çarpı 100 bin dediğimde 300 bin TL yatırmış olur deriz. Burada sona erdi.